Welcome to the Ecology Conference organized by. We are very happy to have you all here, and I would like to express my thanks on behalf of the organizing committee. Previously, different cities in Turkey, we hosted national level conferences in these cities. Üniversitemiz ev sahipliğinde tertip edilmiş olan Uluslararası Ekoloji 2017 Kongresi insanların istikbali açısından oldukça önemlidir. Tüm canlılar etraflarıyla ve dünyayla uyum içerisinde olduğu takdirde sürdürülebilir bir hayat bu dünya üzerinde mümkün olabilir. Ancak insan olduğuna yazık ki kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yüzyıllardır Allah'ın bize armağan ettiği bu dünyayı değiştirmekte, hatta azıcık daha ileri gidersek tarif etmektedir. Bunun beklenen isteği neticesi ise kuraklık, küresel ısınma, biyoçeşitliliğin azalması gibi insanlık açısından oldukça olumsuz olan bir takım neticelerin olmasıdır. Ancak biz bunlara bu şekildeki bilimsel etkinliklerle, bilimsel araştırmalar ışığında nasıl bu dünyamızı daha evlatlarımızın yaşayabileceği hali getirebileceğimiz konusunda çözümler arayarak ödeyebiliriz bu hakkı. Nihayetinde bu kongreye birçok ülkeden 600'ün üzerinde araştırmacı teşrif etmişlerdir. Ve az önce ifade etmek istediğim bu hususlara bir takım çözümler aramak üzere bir arada multidisipliner olarak yaklaşacaklardır. Sizleri Erciyes Üniversitesi'nde ağırlamaktan çok büyük onur duyduğumuzu ifade ederek bu kongrenin, bu bilimsel toplantının amacına ulaşmasını ümit ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz efendim. Özellikle yurt dışından gelen ve ilimizden, ülkemizden katılan değerli öğretim görevlileri, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler, değerli basın mensupları. Uluslararası Ekoloji 2017 Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. İnsanlık tarihinin her döneminde insan yaşadığı çevreye zarar vermiş, 19. yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimiyle de çevre kirliliği boyut değiştirerek küresel bir sorun olarak gündeme gelmeye başlamıştır. Bu süreçte hızla gelişen kontrolsüz sanayi ve artan nüfusun oluşturduğu aşırı tüketim, doğal kaynakların hızla ve kontrolsüz şekilde tüketilmesine yol açmıştır. Sanayi ve şehir atıkları, yoğun tarımsal ilaç kullanımı, çarpık kentleşme, ekosistem bileşenlerinin yoğun tahribatına neden olurken, doğal kaynakların aşırı tüketimi, biyolojik zenginliklerin hızla yok olmasına ve ağır çevre kirliliğine yol açmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre 1 milyar aşkın insan hava kirliliğinin doğrudan tehdit altında bulunmaktadır günümüz itibariyle. 20. yüzyılda bu sorunların çevreye verdiği zararların önüne geçmek için çevre ile ilgili araştırmalar ve ekolojik bilincin artırılmasına ilişkin hukuki düzenlemeler ulusal ve uluslararası hukukta yerini almıştır. Ülkemizde de çevrenin korunmasına yönelik gerekli mevzuatlar ve düzenlemeler yapılmıştır. İlimizde ekolojiyi korumaya yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli çalışmalar titizlikle yerine getirilmektedir. Bu kapsamda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzün imar projeleri öncesinde çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlanmaktadır.
Ayrıca baraj, gölet ve sulama, içme suyu projeleri inşaatlarında kullanmak üzere malzeme ocaklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde belirlenmesi sağlanmaktadır. Yapılan bütün bu çalışmalar ekolojik dengenin korunması adına yapılmaktadır. İlimizde 2012-2017 yılları arasında yapılan çalışmalarda baraj, gölet, sulama, içme suyu projeleri ve malzeme ocakları için 50 adet çevresel etki değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Bu kapsamda yapılacak olan işlerde ÇED raporu tamamlanmadan ihalelere çıkarılma işlemi tamamlanmamaktadır, çıkarılmamaktadır, ihale yapılmamaktadır. Orman varlığımızın artırılmasına yönelik olarak da ilimizde önemli çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle son 12-13 yılda Orman Bölge Müdürlüğümüz çalışmaların neticesinde 31 milyon fidan dikilerek bu fidanların tipini gerçekleştirilmiş ve yeşillenmeleri için aşırı korunma ve bakımı yapılmaktadır. Bu yıl 1 milyon 700 bin fidan üretmeyi planlıyoruz. Şüphesiz çevre ile ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmek gelecek kuşaklara yaşanabilir, güzel ve temiz bir dünya bırakmak devletimizin ve vatandaşlarımızın en önemli görevlerinden birisidir. Bu duygu ve düşüncelerle Uluslararası 2017 Ekoloji Sembozyumu'nun 3 gün boyunca ilimizde düzenlenmesinden duyduğum memnuniyetle bu organizasyonun düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ekolojiye önemli katkılar sağlaması ve kamuoyunda farkındalık oluşturması temennisiyle sembozyuma katılan yurt dışından, yurt dışına katılan değerli öğretim üyelerimize, hocalarımıza teşekkür ediyor. Siz değerli katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. And it made me remember a conference I organized 2 years ago in Scotland, and I felt the same way. I was excited, but a little nervous. And it was the first day of my conference, and I was worried the delegates might not arrive safely, that the food might not be there for them, all the normal things. And then the delegates started to arrive. Oh.